farklı olan ne? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gördüğüm efendim en kötü Amerikan Başkanı Türkiye ile ilişkiler konusunda o minvalde bir şey söylemesi normal. Bu değerlendirmeyi yapabilir çünkü Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gördüğü dördüncü Amerikan Başkanı. Amerikalılar arada değiştiriyorlar. Ve arada politikalarını da değiştiriyorlar. Ülke çıkarları gereği birçok politika değişikliği yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir lider daha var. O da uzun zamandır görevde. O da dünya liderleri arasında hayal kırıklığı yaşayıp yeni gelenleri değerlendirebilecek biri. O da Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı. Dolayısıyla bu yalnızlık içinde, çünkü herkes değişiyor etraftaki, birbirlerini daha yakın hissetmeleri söz konusu olabilir. Ama galiba daha eski birileri varsa onlar da bu Esad ailesi Suriye'de. Dolayısıyla Putin'in Beşar Esad'la ahbaplığı daha eskiye dayanıyor olabilir. Orada yeni bir hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Fakat bütün bu değerlendirmeler, yani çok farklının ne olduğunu bilmek zor çünkü hiç açıklanmıyor. Fakat bütün bu değerlendirmeler çok duygusal değil mi? Çok duygusal. Amerika ile ilgili bu değerlendirmeler çok duygusal. Aşırı duygusal. Yani bir önemi yok. Zaten Biden'la görüşüp görüşmemek, bu kadar hevesli olmanın da lüzumu yoktu. Türkiye dünyaya popüler kültürüyle yön verebilen 8-10 ülkeden bir tanesi. Hikayesiyle neredeyse biricik. Biden'ın bir ehemmiyeti, bir önemi yok. Ama demokrasi zaten böyle bir şeydir. Sürekli kan değişikliği olur, sürekli lider değişikliği olur, sürekli görev değişikliği olur. Ve kimse herhangi biri üzerinden politika yapamaz. O ülkenin duruşuna, bakışına ve hikayesine göre kendini ayarlamak zorunda kalır. Türkiye'nin hikayesi herhangi bir dönemden çok daha zengin, çok daha yukarıdadır. İç siyasetimize dönelim. İç siyasetimizde de bir muhatap HDP tartışması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda Türkiye'de böyle bir sorun yok dedi. Adres şöyle böyleydi. Bu sorun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülecek. Bu kadar açık, bu kadar net. Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar hep beraber yola devam edelim. Cumhur İttifakı ne derse desin. Biz çözümü onların yaptığı gibi İmralı'da değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulacağız. Tartışma CHP liderinin Kürt sorununu İmralı'yla değil, meşru muhatap HDP ile çözebiliriz çıkışıyla başladı. CHP-MHP hattında gerilim tavan yaptı. Bir Bahçeli bir CHP konuşurken Erdoğan da Bahçeli'yi takip etti. CHP Genel Başkanı tarihi bir yanlış içindedir. Sözde Kürt sorunundan bahsetmek, başka bir ifadeyle Kürt kökenli kardeşlerimi sorun olarak işaretlemek, hatta fişlemek demektir. İç Anadolu'ya, Karadeniz'e gideceksiniz, milliyetçilik taslayacaksınız. Ankara'da, İstanbul'da seçimi kazanmak için İmralı'dan mesaj getireceksiniz, öyle mi? Hep show, hep show. Krizlerin ortağı Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Bu ülkeyi sizin ayrıştırıcı dilinize ve zihniyetinize terk etmeyeceğiz. İnsanlar sorunlarını dile getiriyorlar ama Cumhur İttifakı duymazlıktan gelerek sorunlar çözüldü zannediyor. Daha dün bize Sivas'ın ötesine gidemiyor diye itham edenler bugün anlaşılan Sivas'ın ötesinden ne sesler geliyor duymuyorlar. CHP liderinin çıkışından sonra önce meşruiyet ve kim muhatap sorusu alevlendi. Erdoğan'ın açıklamalarıyla da Kürt sorunu var mı yok mu tartışması. Erdoğan yok dedi. CHP ise 2002'den Diyarbakır-Muş konuşmalarını hatırlatarak başlayıp günümüze kadar geldi. Yıl 2005 Diyarbakır mitingi. Kürt sorunu bu milletin bir parçası değil, hepimizin sorunudur. Benim de sorunum. 2005'te Kürt sorunu var.
2020'de Kürt sorunu yok. Recep Tayyip Erdoğan'a kolay gelsin diyoruz. Yarın ne söyleyeceğini de merakla beklemediğimizi de söylemek istiyoruz. Bu konuyla eğer biz meşgul olursak yazık olur. Yani İmralı mıdır değil midir onların sorunu. Varsın onlar bu şekilde yola devam etsinler. Yani HDP midir, şu mudur, bu mudur? O zaman siz 2019 İstanbul seçimlerinden önce neden İmralı'dan mektup getirdiniz? Osman Öcalan'ı niye TRT'ye çıkardınız? Siz bu davranışınızda adres İmralı demiş oldunuz. Sezai Temelli de aynısını söylüyor. Biz diyoruz ki bu ülkede şu anda Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır. Ve Cumhur İttifakı olarak da biz bu çözümün mücadelesini sürdürüyoruz. Çözülen Kürt sorunu değil, çözülen sizin iktidarınızdır. Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu çözme vaadinden sonra Millet İttifakı, Gelecek ve Deva Partileri de aynı safta destek verdi. Cumhur İttifakı'nın tavrı ise Bahçeli'den sonra Erdoğan'ın da sessizliğini bozmasıyla ve Kürt sorunu yok çıkışıyla noktalandı. Ama tartışma bitecek gibi değil.